Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 21 Kasım haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğim bu videoda. Evet sevgili koç burçlarla hemen başlıyoruz. Sevgili koç burçları pazartesi günü itibariyle gündeminiz daha çok ilişkiler, yani eşiniz, partneriniz, sevgiliniz, ortağınız, her türlü ikili ilişkilerde ki konuşma üslubunuz, iletişiminiz pazartesi günü biraz daha dikkat çekecek sevgili arkadaşlar. Gündeminiz sosyal çevredeki ilişkiler de söz konusu olabilir. Burada biraz böyle iletişimde konuşurken ya karşı tarafın sizi biraz böyle agresif bir şekilde, sinirli bir şekilde konuşması rahatsız edebilir. Ya da sizin karşı tarafı biraz kırıcı bir şekilde konuşma durumu söz konusu olabilir. Pazartesi günü itibariyle. Salı, çarşamba daha çok sevgili arkadaşlar. Biraz daha böyle maddi kazançlar, gelirler, giderler, ödemeler, aynı zamanda eşimizin parası, ortaktan gelen paralar, işte tazminattı, nafakaydı, mirastı, borçtu, krediydi. Bu tarz gündemler oluşturacak sizi sevgili arkadaşlar. Salı, çarşamba daha çok bu alanlara yoğunlaşabilirsiniz. Aynı zamanda ameliyat gibi durumlar da söz konusu olabilir. Bazılarımız için ameliyatlık bir sorun, sağlıksal bir sorun. Burada bu uzun zamandır birdenbire belki de gerçekleşebilir de uzun zamandır olmak istiyorsunuzdur. Bir ameliyatınız vardı, bir rahatsızlığınız vardı. Aniden karar verip burada bir an önce bu ameliyatı gerçekleştirme adına harekete geçebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bu tarz enerjiler hakim olabilir. Aynı zamanda biraz da böyle genital bölge rahatsızlıkları söz konusu olabilir. Bunlara da dikkat edin diyorum. Salı, çarşamba, perşembe, cuma daha çok yabancılar, yabancı ülkeler, uluslararası işler, yüksek öğrenim, dini konular, hukuki konular, sevgili arkadaşlar, eğitim, bu tarz konularla ilgili gündemleriniz söz konusu olacaktır. Burada belki de daha önce bir yaralandığınız bir konu varsa, burada yarım bıraktığınız bir durum varsa, burayı tamamlamak adına bir ilerleme söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Bazılarımızın ikinci evlilik gibi, ikinci evlilikteki, yani evlilik yaşayacağı kişiyle tanışma ya da kararı verme gibi durumlar söz konusu olabilir. Bazılarımızın eşin kardeşleriyle ilgili gündemleriniz söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Yani bu 2 gün boyunca da Perşembe, Cuma daha çok bu alanlarınıza yöneleceksiniz. Aynı zamanda ayın 24'ündeki yeni ay sizin de bu evinizde gerçekleşiyor. Bu konularla ilgili yeni bir başlangıç yapma durumunuzda söz konusu sevgili Koç burcu diyoruz ve devam ediyorum. Hafta sonu itibariyle de daha çok kariyer hayatınız gündemde olacak sevgili arkadaşlar. Kariyerinizdeki sorumluluklar hafta sonu olmasına rağmen sizin üstünüze kalabilir. Belki hafta sonu bu iş sorumluluğundan dolayı çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da eşimizin ailesiyle ilgili bir sorumluluğu üstümüze alma, onlarla ilgilenme durumu söz konusu olabilir. Ya da yine annemizin, kendi annemizin sorunları ve sorumlulukları söz konusu olacaktır diye düşünüyorum sevgili Koç burcu diyoruz ve sevgili arkadaşlar Boğa burcuna geçiyoruz hemen. Boğa burcu 21 Kasım haftası diyoruz Boğa burcuna. Şimdi pazartesi günü itibariyle çalışma ortamınız, gündelik koşuşturmalarınızla başlayacaksınız sevgili Boğa burcu haftaya. Çalışma ortamı, koşuşturmalar, gündelik hayatınızdaki ikili ilişkiler söz konusu. Yani çalıştığınız ortamdaki kişilerle ilişkileriniz, gündelik hayatınızdaki komşunuzla, işte mahallenizdeki bakkalla, manavla iletişiminiz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, buradan biraz da böyle sağlıksal sıkıntı, yani biraz böyle bel ağrısı, biraz böyle böbrek ağrısı çekme durumunuz söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Buna dikkat edin diyorum pazartesi günü itibariyle.
Salı çarşamba daha çok ikili ilişkiler, özellikle de eşimiz, partnerimiz, sevgilimizle ilgili gelişmelerin söz konusu olacağı 2 gün bizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Burada aniden gerçekleşecek olan bir karar, aniden gerçekleşecek olan bir olayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu ikili ilişkilerde belki birdenbire ayrılma kararı, birdenbire boşanma kararı, birdenbire evlilik kararı ya da ortaklık kararı gibi durumlar söz konusu olabilir. Geçmişteki bir konunun aniden tekrar gün yüzüne çıkarak bu konuyla ilgili de bir kapanma durumu da söz konusu olacaktır sevgili Boğa burcu. Perşembe cuma daha çok finansal kaynaklarla ilgili gündemlerle başlayacağız. Perşembe cuma işte borçlar alacaklar, verecekler, krediler, ödemeler, tazminat, nafaka, miras. Bu tarz gündemler bu 2 günümüzü bizim oyalayacak. Aynı zamanda ayın 24'ü Perşembe günü bir yeni ayın gerçekleşmesiyle sizin de bu alanda gerçekleşecek olan yeni ay size yeni ek kazançlar, ek durumlar, örnek veriyorum işte bir miras olayınız vardı. Şimdiye kadar alamamışsınızdır. Belki bununla ilgili bir durum ya da tazminat ya da nafaka, kredi, hak edişlerinizle ilgili bir durum ya da eşinizin finansal durumuyla ilgili, finansal kaynaklarıyla ilgili bir yeni gelişme durumu söz konusu olabilir ve biz bu 2 gün boyunca da bu konulara odaklanacağımız görünüyor sevgili Boğa burcu diyoruz. Cumartesi, pazar daha çok yüksek öğrenimiz, sosyal çevremiz, aynı zamanda uluslararası işler ve kişilerle ilgilenebilir. Burada dini konulara yönelebiliriz. Manevi konular, dini konular, her türlü ilahi konular, adalet konuları gün yüzüne çıkabilir sevgili arkadaşlar. Bazılarımızın da eşimizin kardeşleriyle ilgili bazı konulardan dolayı da huzursuz olabiliriz aynı zamanda. Bir huzursuz bir enerji hakim olabilir. Kendimizi rahat hissetmeyebiliriz ama bu konular bizi biraz sıkacak gibi görünüyor. Hafta sonunda itibariyle de sevgili Boğa burcu ve İkizler burcuna geldik. Sevgili İkizler burcu, Pazartesi günü itibariyle daha çok gündemimiz çocuklarla ilgili konular, çocuklarla ilgili sorumluluklar, çocuklardan alacağımız, çocuklarımızdan alacağımız işte onların hayatlarıyla ilgili bazı sorumlulukları üstlenmek ya da İşte aşk hayatımızla ilgili artık bir gelişmenin söz konusu olabileceği, burada bir sorumluluk olması gerektiği ya da bazılarımızın ikinci evlilik gibi bir durumunuz varsa buradaki şu an aşk yaşadığınız kişiyle evlilik yoluna doğru gidilme enerjisinin hakim olacağı ya da sosyal böyle sanatsal aktivitelere katılabilir, sanatsal aktivitelerde kendimizi gösterebiliriz sevgili ikizler burcu diyorum. Ve salı çarşamba daha çok çalışma hayatımız, gündelik hayatımızla ilgili bir koşuşturmayla geçecek sevgili ikizler burcu gündemimiz. Daha çok çalıştığımız yer, bulunduğumuz yer, iş yerindeki koşturmacalara daha böyle sıkı sıkı tutunmak, işte burada mücadele etmek bizi biraz yorabilir. Aynı zamanda biraz böyle genital bölgelerde sıkıntı yaşayabilir, bir rahatsızlık geçirebiliriz. Bir hastane olayı, rutin bir kontrol yaptırma durumu söz konusu olacaktır salı çarşamba ya da gündelik hayatımızda bir koşuşturmayla geçecek bir 2 gün bizi bekliyor sevgili İkizler Burcu. Perşembe cuma eşimiz, partnerimiz, sevgilimiz, hayatımızdaki kim varsa ortağımız bu kişilerle 2 gün boyunca gündemimize oturacak sevgili arkadaşlar. Bu alanda bir gelişme söz konusu sevgili İkizler Burcu. Aynı zamanda ayın 24'ü Perşembe günü burada bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ayın sizin evlilik evinizde gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar. Kimileriniz evlenebilir, kimileriniz ayrılabilir, kimileriniz ortaklığı bitirebilir. Ama sevgili İkizler Burcu, burada bir evlilik kararı var. Evliyseniz bile burada bize eşinizle birlikte bir şeyin başlangıcını yapma kararı verebilirsiniz sevgili arkadaşlar.
Ve geldik cumartesi pazar günü, hafta sonu itibariyle de yine alacaklar verecekler, ödemeler, eşin parası, ortaktan gelen paralar söz konusu olabilir. Biraz burada biraz sağlıksal sıkıntı da yaşayabilirsiniz. Bir rahatsızlanma da, durumu da söz konusu olabilir. Bir böyle hastaneye gitme, belki hafta sonu olmasına rağmen burada bir kontrole gitme gibi durumlar da yaşanabilir. Biraz huzursuz enerjiler hakim. Aynı zamanda ölüm gibi, yani hayatını kaybetmiş yakınlarımıza belki bir başsağlığı dilemek ya da bir mezarlığa gidip buradaki mezarlıkta dua etme enerjisinde olacağımız bir hafta sonunda bizi bekliyor sevgili ikizler burcu diyorum. Ve geldik hemen Yengeç burcuna. Yengeç burcu 21 Kasım haftası diyoruz. Yengeç burcu haftaya Pazartesi günü itibariyle daha çok evimizle ilgili konularla başlayabiliriz. Evle ilgili durum, evden taşınmak, evle ilgili karar vermek, eve bir şeyler almak, evi değiştirmek, ev için güzel aksesuarlar almak ya da babayla ilgili konuların söz konusu olabileceği, babayla ilgili ya da babadan gelecek olan bir konu, babanın bir sorumluluğu gibi durumlar söz konusu olabilir bizim için sevgili yengeç burçları. Ve salı çarşamba daha çok çocuklarımız varsa çocuklarımızla ilgili bir konularla uğraşacağımız, onlarla ilgileneceğimiz bir durum söz konusu olabilir. Bir aşk hayatımızda flörtleştiğimiz biri varsa bu aşk hayatımızdaki kişiyle bu 2 günü geçireceğimiz, onunla birlikte sosyal çevrelere girebileceğimiz, belki arkadaşlarla tanıştıracağımız bir durumun içinde olabiliriz. Ya da aşk yaşadığınız kişinin arkadaşlarıyla da tanışma ihtimalini söz konusu olabilir. Perşembe, cuma daha çok gündelik hayatımız, koşuşturmalarımız, sağlığımız, iş yerinde çalıştığımız alanla ilgili bir gelişme söz konusu olabilir. Burada bir yeni bir başlangıç söz konusu olabilir. Bazılarımızın yeni bir beslenme şekli oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ya da bazılarımız evcil bir hayvan almak isteyebilir evine. Yeni bir durum söz konusu ve aynı zamanda ayın 24'ü Perşembe günü sizin bu alanınızda, bu evinizde yeni bir ay gerçekleşecek. Yeni ay yeniliktir, yeni bir başlangıçtır. Belki yeni bir çalışma ortamı, belki yeni bir beslenme şekli, belki yeni bir dediğim gibi evcil bir hayvan alma kararı verebilirsiniz bu 2 gün boyunca. Ve aynı zamanda hafta sonu itibariyle de eşimiz, partnerimiz, sevgilimizle olan konular bizi birazcık ağır basacak bu 2 gün boyunca. Burada biraz belki huzursuz olabiliriz eşle ve partnerle olan durumla ilgili. 2 günümüzü evet eşimize ve partnerimize ayıracağız. Hafta sonu onunla birlikte olmak isteyeceğiz ama biraz da burada bir sorumluluk da var. Sorumluluklarımızı yerine getirme adına bir birliktelik yaşama durumu da söz konusu olacaktır diyorum sevgili arkadaşlar. Ve geldik hemen Aslan burcuna. Sevgili Aslan burçları haftaya Pazartesi günü itibariyle yakın çevre ve kardeşlerle ilgili iletişimle haftaya başlıyoruz. Ya da bir eğitim alma, workshop, bir eğitime başlamak, burada bir durum söz konusu olabilir. Ya da bir iletişim, ya da bir trafikte zaman geçirme, bir seyahate çıkma, ama bu seyahat böyle uzun bir seyahat değil. Şehirler içinde bir yerlere gidip gelme, bir koşturma durumu söz konusu olacaktır sevgili arkadaşlar. Salı çarşamba daha çok evimizle ilgili konuların söz konusu olacağı bir durum var. Aniden birdenbire gelişecek bazı olaylarla belki evden çıkma, evden taşınma ya da evi satma ya da işte bir ev alma gibi durumlar söz konusu olabilir. Evinizle ilgili ya da babanızla ilgili bir gelişmenin söz konusu olacağı ve bu 2 gün boyunca da bu konularla uğraşacağınız bir hafta bizi bekliyor sevgili Aslan Burcu. Ve Perşembe günü ve Perşembe ve Cuma günü özellikle çocuklarımız varsa çocuklarımızla ilgileneceğimiz, aynı zamanda çocuklarımıza zaman ayıracağımız, çocuklarımızın hayatıyla ilgili yeni bir gelişmenin söz konusu olabileceği,
Belki de onların eğitimiyle ilgili söz konusu, o eğitimle ilgili durumları söz konusu olabilir. Ya da bizim sanatsal aktivitelerimiz, bizim göz önünde olmamız, bizim güneş gibi açılmamız sevgili arkadaşlar, dikkat çekecek bazı gelişmeler söz konusu ve hayatımızdaki belli bir yeni başlangıçlarla dikkatleri üzerimize çekeceğimiz bir iki gün. Ve sizin bu alanda, bu evinizde, çocuk evinizde, sanat evinizde, hobi evinizde ve aşk evinizde yeni bir gelişme söz konusu var. Belki yeni bir aşka başlayabilirsiniz. Yeni bir aşka adım atabilirsiniz. Biriyle bir birlikteliğe başlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Böyle bir gündeminiz söz konusu. Bazılarımız şans oyunları oynayabilir ve burada siz kendinizi deneyebilir, şansınızı denemek isteyebilirsiniz aynı zamanda. Sevgili Aslan Burcu diyoruz ve hafta sonu itibariyle de daha çok kendimize zaman ayıracağımız, biraz daha sağlığımıza dikkat etmek isteyeceğimiz, sağlıklı beslenmek isteyeceğimiz, biraz daha böyle evimizle uğraşacağımız, biraz kendi kabuğumuza çekilip yalnız kalmak isteyebiliriz hafta sonu itibariyle. Gündelik koşuşturma, bir evcil hayvanımız varsa evcil hayvanımızla ilgilenme. Burada hatta bazılarımız için de hafta sonu olmasına rağmen hafta sonu mesaisi yapıp işe gitme, iş yerinde çalışma gibi durumlar söz konusu olabilir. Çalışmayan bir bireyseniz de gündelik koşuşturmalarınızda hafta sonunda devam edeceğiniz, yine o sorumlulukların sizin üstünüze geleceği ve hafta sonu olmasına rağmen bu tüm sorumlulukları bitirme enerjisinin hakim olacağı bir gün bizi bekliyor sevgili Aslan Burcu. Ve geldik Başak Burcu'na. Başak Burcu 21 Kasım haftası diyoruz. Başak Burçları haftaya finansal konularla ilgili iletişimsel ve ikili ilişkilerle başlıyoruz. Yani kazançlarımızla ilgili, çalıştığımız yerden gelecek olan paralarla ilgili, çalıştığımız yerdeki statülerle ilgili, patronlarla, otoriteyle ilgili konular bizi etkileyecek ve bu konulara daha çok zaman ayıracağız. Patronlarla görüşme, otoriteyle görüşme, müdürle görüşme, iletişime geçme gibi durumlar söz konusu olma ihtimali var. Ya da bir gelir gelecek bir şey varsa pazartesi günü parayla ilgili, burayla ilgili gündemler ve iletişimsel konular sizin tüm gününüzü alacak görünüyor sevgili Başak Burcu. Ve geldik Salı Çarşamba, daha çok yakın çevre kardeşlerle ilgili gündemler söz konusu olacak. Yakın çevre ve kardeşlerin belki sorunlarıyla uğraşma ya da ya da onların sizinle ilgilenmesi gibi durumlar içinde olabilirsiniz. Burada bir yenilik var. Belki kardeşlerinizin hayatındaki bir dönüşüm sizi onların yanınızda destek olarak görmek isteyebilir. Ya da sizin bu yakın çevrede bir dönüşümünüz söz konusu olabilir. Komşularınızla belki seçebilirsiniz. Belki konuşmak istemeyebilirsiniz bir komşunuzla, yakın çevrenizle, akrabalarınızla. Burada bir dönüşüme geçmek, burada bir sizi yoran, sizi üzen kim varsa bu kişilerle ilgili bir şeyleri bitirmek gibi konular söz konusu olabilir. Eğitimle ilgili, belki bir eğitimi bitirme, belki bir eğitime karar verme durumunun söz konusu olabilir. Bir trafiğe çıkma, iletişime geçme, ulaşım, trafik. Bu tarz konular Salı Çarşamba sizi etkileyecek ve sizin tüm gününüzü alacak görünüyor. Mücadeleniz bu alanlarda olacak sevgili Başak Burçlarım. Ve Perşembe Cuma daha çok eviniz. Ev alma, ev değiştirme, evden içinde tadilat yaptırma, evi satma, kiraya gitme, kirada tutma, mal mülk konuları ve özellikle de baba konuları. Ya da sevgili arkadaşlar zaten hali hazırda böyle adaletli, mahkemelik böyle mal mülk durumunuz ya da işte ev durumunuz varsa bununla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Hatta bu alanınızda 24 Kasım Perşembe günü bu alanda gerçekleşecek yeni ay size ya yeni bir ev aldıracak ya da uzun zamandır satamadığınız evi sattırabilir.
ya da mal mülkle ilgili yeni konular getirecek, yeni başlangıçlar yaptıracak bu yeni ay size sevgili başaklar diyoruz. Ve geldik hafta sonuna. Hafta sonu itibariyle biraz daha yine sorumluluklar, özellikle de çocukların sorumluluklarını almak, çocuklarla ilgilenmek, çocuklarla birlikte olmak, onlara zaman harcamak gibi enerjiler hakim. Aynı zamanda belki biraz sanatsal aktivitelere gitme, belki biraz hobilerinize girme. Yani uzun zamandır hobilerimle ilgilenemiyorum deyip böyle hobilerinizi yapma enerjisinde olma. Belki bir sinemaya, tiyatroya gitme ya da aşk yaşamak, flörtleşme gibi durumlar söz konusu olabilir. Her ne kadar aşk yaşasanız da biraz böyle resmi bir aşk olabilir. Çok böyle yaklaşmayabilirsiniz bu durumlara ama bir yandan da flörtleşmek isteyebilirsiniz sevgili Başak Burcu diyorum. Ve geldik Terazi Burcu'na. Terazi Burcu 21 Kasım haftası diyoruz. Terazi Burcu haftaya pazartesi günü itibariyle yine ikili ilişkiler, sevgili arkadaşlar, konuşmalar, iletişimsel, arada olma, kendimizi gösterme, yine böyle işte kuafördü, bakımdı, güzellikti, sanattı, alışverişti ve aynı zamanda flörtleştiğimiz biri varsa, sevgili arkadaşlar, aşk yaşadığımız biri varsa, pazartesi günü itibariyle bu alanda bir sorumluluk alma, bu kişinin sorumluluğunu almak ya da bu kişi sizin sorumluluğunuzu alma enerjisinde olabilirsiniz. Ya da çocuklarımızla ilgili konularla pazartesiye başlama durumumuz söz konusu sevgili Terazi Burcu diyoruz. Ve salı çarşamba daha çok kazançlarımız, para kazanma durumumuzla ilgili konular gündemimizde olacak sevgili arkadaşlar. Ya da işte mirastı, nafakaydı, ortaklıktı. Kendi çabamızla değil de kendi çalıştığımız, kendi kariyerimiz olan yerden değil de başka yerden gelen kazançlarımızla ilgili gündemler bizi 2 gün boyunca burada bir dönüşüme götürecek ve bu dönüşüm bizi 2 gün boyunca bu konularla uğraştıracaktır işte sevgili arkadaşlar. Gündemlerimiz işte oraya arama, buraya arama, koşturma, gitme, mücadele etme gibi durumlar söz konusu bu alanla ilgili. Ve Perşembe Cuma daha çok yakın çevre, kardeşler, trafik gibi iletişimsel konular gibi gündemlerle Perşembe ve Cuma'ya başlıyoruz. Ve aynı zamanda burada 24 Kasım Perşembe günü bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay sizin zaten bu alanınızda gerçekleşiyor. Bu da demek oluyor ki sizin yeni bir çevre edinmek, kardeşlerinizle ilgili yeni bir olay, belki bir eğitim almak, sevgili arkadaşlar, yeni bir eğitime başlamak, belki bir araba almak, araç almak, yeni bir iletişim aracı, iletişimle ilgili konular, elektronikle ilgili, elektrik ve elektronikle ilgili yeni bir başlangıçlar ya da yine hukuki konularla ilgili bazı yeni başlangıçlar söz konusu olabilir sevgili Terazi Burcu için. Ve hafta sonu itibariyle de evimizde zaman geçireceğimiz, evimizin bazı düzenini, evdeki sorumlulukları yerine getirmek için uğraşacağımız bir hafta sonu. Hafta sonu ben biraz yatim olayımız yok. Kusura bakmayın, hafta sonu evimizde iş, güç, temizlikti, işti, güçtü, tadilattı. Bu konularla uğraşabilirsiniz. Hafta sonu da sevgili Terazi Burçları diyoruz ve hemen Akrep Burcu'na geçiyoruz. 21 Kasım Akrep Burcu haftaya pazartesi günü itibariyle biraz böyle kendi içimize kapanıp başlayabiliriz. Biraz böyle eğer gizli saklı konular varsa, gizli saklı bir aşk, gizli saklı bir iş yapıyorsak bu alanla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Ya da babamızla ilgili, evimizle ilgili gizlediğimiz, sakladığımız bir konuyla ilgili bir gündem söz konusu olabilir pazartesi günü sevgili Akrep Burcu. Salı, çarşamba daha çok kendimizle ilgileneceğimiz, belki biraz rahatsızsak bu rahatsızlığımızı
gün yüzüne çıkabilir, biraz tetiklenebilir. Özellikle genital bölgeler sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda eşimiz, partnerimiz, sevgilimizle ilgili ani gelişmeler, ani bitişler, ani başlangıçlar, ani kararlar, evlilik, nişan, söz, aşk gibi durumlar sevgili arkadaşlar. Ortaklıkla ilgili konular Salı ve Çarşamba günü bizi daha çok etkileyecek konu, bu alanlara yöneleceğimiz 2 gün bizi bekliyor. Perşembe Cuma daha çok kazançlarımız, kazandığımız paralar sevgili arkadaşlar, bize gelen paralar ile ilgili bir gündemler söz konusu. Özellikle uluslararası yabancılar ya da eğitimden gelen paralar varsa burayla ilgili bir yeni bir başlangıç durumu söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Ya da yeni bir çalışma alanı da söz konusu olma ihtimali var. Yeni bir çalışma alanı ya da yeni bir şöyle söyleyeyim, hobilerinizden elde edeceğiniz yeni bir ek gelir, yeni bir gelir kaynağı durumu gibi olaylar var sanki ve bu konularla ilgileneceğiniz bir 2 gün bizi bekliyor. Aynı zamanda ayın 24 Kasım Perşembe günü bu alanınızda sizin para evinizde gerçekleşecek olan bir yeni ay var ve bu yeni ay bize yeni para kazançları elde edeceğimiz yeni başlangıçlar getirecek sevgili Akrep Burcu için ve Perşembe Cuma'da bunun temelini atma, bunun başlangıcını yapma gibi konular bizi uğraştıracak görünüyor sevgili Akrep Burcu. Ve hafta sonu daha çok yakın çevre ve kardeşlerle ilgili konularla devam edeceğiz. Belki kardeşlerimizi ziyaret etmek, belki onların bize gelmesi ya da uzun kısa seyahatler ya da böyle bir eğitim varsa eğitimimizi bitirmek adına ders çalışma moduna girme gibi durumlar söz konusu olacaktır. Hafta sonu itibariyle de Akrep Burcu için. Ve geldik Yay Burcu'na. Yay Burcu 21 Kasım haftası diyoruz. Sevgili Yay Burçları, Pazartesi günü itibariyle sosyal çevreyle ilgili gündemlerle başlayabilirsiniz. Arkadaşlar, gruplar, dernekler, işte eğlence yerleri, organizasyonlar gibi konular ve bu konularla ilgili iletişime geçme, bu konularla ilgili haberleşmeye geçme gibi konular söz konusu olabilir. Belki bir organizasyonla katılma ya da bunu organizasyonu sizin yapmanız gibi konular söz konusu olacaktır. Ya da bir grupta arabuluculuk yapma gibi enerjiler de söz konusu olabilir. Arayı bulma, uzlaşmayı bulma, dengeye getirme gibi konular söz konusu olacaktır. Ve sevgili Yay burçları, Salı Çarşamba daha çok böyle hastaneye gitme, belki birini ziyarete gitme ya da sizin bir rahatsızlığınızdan dolayı bir hastaneye gitme, kontrol ettirme ya da bir ameliyat durumu söz konusu olabilir burayla ilgili. Bir rahatsızlık yaşama ve biraz kendinizi iyi hissetmeyip evde dinlenip kendi kabuğunuza çekilme enerjiniz de söz konusu olabilir. Hissiyatlarınızın daha güçlü olacağı bir 2 gün aynı zamanda sevgili arkadaşlar. Uzun, belki de daha önce de bir rahatsızlık vardı. Bu rahatsızlık bu 2 gün boyunca tetiklenebilir ve sizi biraz daha zorlama enerjisine gidebilir bu hastalık ve sıkıntı durumu sevgili Yay Burcu. Evet, devam ediyorum. Perşembe Cuma sevgili arkadaşlar, bir Yay Burcu'nda 24 Kasım Perşembe günü Yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Siz bu yeni aya misafir ev sahipliği yapıyorsunuz. Yeni ay sizin misafiriniz olacak ve sizin hayatınızda yeni bir başlangıç var sevgili Yay burçları. Sizin kendi dış görüntünüzle ilgili bir başlangıç. Belki evliliğe karar verme, belki boşanmaya karar verme, yeni bir işe girme, dış görüntünüzü değiştirme, belki yeni bir eğitim alma, hukuki konular, ilahi konular, işte kutsal yerler, kutsal görünen konularla ilgili bir yeni başlangıç var ve sizin hayatınızda da bu yeni başlangıç söz konusu olacak sevgili Yay Burcu için. Hafta sonu itibariyle de kazançlar
gündemimizde. Hafta sonu olmasına rağmen buradaki sorumlulukları almak, kazançlarla ilgili işte gider gelirleri belki de hesabını kitabını yapma gibi konularla geçebilir. Hafta sonu daha çok bütçe oluşturmak, bütçeyi takip etmek, işte hafta sonu olmasına rağmen kazançlarımızla ilgili konularla ilgili bazı gözden geçirilmesi gereken durumları gözden geçirme gibi durumlar söz konusu olabilir. Pazar günü itibariyle de sevgili Yay burcu. Ve geldik Oğlak burcuna. Oğlak burcu 21 Kasım haftasında daha çok kariyer hayatımızda başlayacağız. Kariyer hayatımızdaki iletişimsel konular, ikili ilişkiler ve patronlarla, otoriteyle, müdürle girişeceğimiz ya da iletişim kuracağımız alanlar bizi daha çok tetikleyebilir, etkileyebilir. Yani pazartesi günü itibariyle müdürler ve otoritenin bizimle iletişimsel konuları ve de bize verdikleri sorumluluklar söz konusu olacak. Ve Salı Çarşamba'ya geldik. Salı Çarşamba'da gruplar, dernekler, eğlenceler, bir ortama katılma, bir düğüne katılma, bir organizasyona katılma gibi konular söz konusu olacaktır sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda da yine kariyerimizden gelen paralarla ilgili gelişmeler söz konusu olacak sanki. Burayla ilgili sevgili arkadaşlar bir arkadaşlarla görüşme, arkadaşlarla buluşma, arkadaşlarla bir araya gelme enerjisinin hakim olduğu bir Salı ve Çarşamba bizi bekliyor. Perşembe, Cuma daha çok biraz daha içe çekileceğimiz sevgili Oğlak burcu, kendi kabuğumuza çekileceğimiz. Bazılarımızın Perşembe, Cuma bir rahatsızlığımız varsa burada bir hastaneye gitme, burada bir ameliyat olma, burada bir hastalığın tedavisine başlama ya da böyle bir hapishane gibi, kapalı yerler gibi konularınız varsa, bu tarz böyle gündemleriniz varsa, bu alanla ilgili Perşembe, Cuma ilgileneceğiniz, zaman ayıracağınız, aynı zamanda yardım kuruluşlarına yardım edeceğiniz, derneklere gideceğiniz böyle durumlar, konular içindeyseniz tabii ki. Herkes aynı şeyi yapacak demiyorum. Bu alanlarla ilgili Perşembe, Cuma gündeminize oturacak sevgili arkadaşlar ve sizin zaten bu alanınızda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay size belki bir rahatsızlığınız vardı, artık tedavi olma zamanınızın geldiğini ve ameliyat olma kararı verebilirsiniz. Burada bir yeni bir başlangıç var sevgili arkadaşlar. Gizli bir ilişkiye, gizli bir işe, gizli saklı yaşayacağınız bazı olaylara başlama durumunun söz konusu olabilir sevgili Oğlak burcu. Gizli bir eğitim alma gibi durumlar da söz konusu. Hafta sonu itibariyle de daha çok böyle yine kendi kabuğumuza çekileceğimiz, daha böyle yine sorumluluklarımızı üstleneceğimiz, üzerimize düşen sorumluluk neyse, evdeysek evin sorumlulukları, çalışıyorsak çalıştığımız yerdeki sorumlulukları üstlenip sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirme çabasına gireceğimiz bir hafta sonu da bizi bekliyor sevgili Oğlak burcu. Ve hemen Kova burcuna geldik. Kova burcu 21 Kasım haftası diyoruz. Sevgili Kova burçları haftaya yabancılar, eğitim, yüksek eğitim, yüksek öğrenim, yabancı kişilerle ilgili konuşmalar, görüşmeler, iletişime geçmeler, burayla ilgili sorumluluk alma ya da ilahi konular, manevi konular, şöyle gezmek, bir seyahate çıkmak, belki iş seyahatine çıkmak da olabilir sevgili arkadaşlar. Sorumluluklarınızdan dolayı bir iş seyahatine gitme enerjisi hakim olabilir. Ya da hukuki konularınız varsa, adaletle ilgili konularınız varsa pazartesi günü bunlarla uğraşabilirsiniz diyorum sevgili Kova burcu için. Salı çarşamba daha çok kariyer hayatımız sevgili arkadaşlar. Kariyerimizdeki sorumluluklarımız, kariyerdeki görevlerimizle ilgili ani gelişmeler de söz konusu olabilir burada sevgili Kova burcu. Ve aynı zamanda burada daha çok yine sabit fikirliliğimizin devam edeceği, bir kendi fikrimizi direteceğimiz bir durum içinde de olma ihtimalimiz var sevgili arkadaşlar. Bazılarımızda
Eşimizin annesiyle ilgili konular söz konusu olabilir. Burayla ilgili bir gelişmeye anneyle eşimizin annesi ve kendi annemizle ilgili bazı gelişmelerin ya da buradaki sorumlulukların, buradaki dönüşümün, kariyerimizdeki dönüşüm, eşimizin ailesiyle olan aramızdaki ilişkinin dönüşümü ya da kendi annemizle ilgili olan bir dönüşüm söz konusu olacak Salı Çarşamba günü. Perşembe Cuma daha çok sosyal çevre, gruplar, dernekler, eğlence yerleri gibi ortamlara katılabilirsiniz sevgili Kova burcu. Aynı zamanda burada sevgili Kova burçları yeni bir gruba katılmak, yeni bir derneğe katılmak, yeni bir topluluğa üye olmak, bunun bir parçası olmak isteyebilirsiniz. Perşembe Cuma'da bu alanlarla ilgili gündemler söz konusu ve hafta sonu itibariyle de biraz daha kendi kabuğumuza çekilmek, yalnız kalmak, yalnız hissetmek. Kusura bakmayın arkadaşlar, çok konuşmaktan boğazım kurudu. Suyumu da almayı unutmuşum her zamanki gibi. Ve sesimde bir sıkıntı oluyor. Hemen toparlayacağım. Hafta sonu itibariyle de yine dediğim gibi kendi kabuğunuza çekilme, yalnız kalma, biraz kendinizi dinleme, biraz kendinizi herkesten gizleme. Yani telefonlara bakmama, işte mesajlara dönmeme gibi enerjisi hakim olabilir sevgili Kova burcu için. Ve geldik son burcumuz Balık burcuna. Balık burcu 21 Kasım haftası diyoruz. Balık burcu Pazartesi günü itibariyle alacaklar, verecekler, ödemeler, buradaki görüşmeler, işte borçlar, nafaka, miras, tazminat, eşin parasıyla ilgili konularla başlayacağız Pazartesi günü itibariyle sevgili arkadaşlar. Salı, Çarşamba eğitimle ilgili konular, hukuki konular, yabancı kişiler, yabancı ülkedeki akrabalar, arkadaşlar, eşimizin kardeşleri, burayla ilgili bir dönüşümden geçeceğimiz bir gündemler söz konusu. İlahi konular, manevi konular ve halihazırda hissiyatlarımızın çok derin olduğu 2 gün ve rüyalarımızın da haberci rüyalar olması çok mümkün bu 2 gün sevgili Balık burcum. Perşembe Cuma daha çok kariyer hayatımız, eşimizin ailesi ve kendi ailemizle ilgili yeni başlangıçların olacağı bir 2 gün. Ve aynı zamanda zaten bu alanda da bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay bize yeni bir kariyer ya da yeni bir eş demeyeyim de sevgili arkadaşlar, yeni bir kariyer ya da eşimizin ailesinde yeni bir başlangıç söz konusu olabilir. Ya da bir kariyerimiz için bir eğitim alma da olabilir sevgili arkadaşlar. Yeni bir başlangıç söz konusu. Hafta sonu da sosyal çevreyle birlikte zaman geçireceğiz ama çok böyle de mutlu olmayabiliriz. Bir düğüne katılmak zorunda kalabiliriz. Bir organizasyona katılmak zorunda kalabiliriz. Bir yerlere üye isek, grup yani gruplara, derneklere, kulüplere üye isek, buranın toplantılarına katılma gibi enerjiler hakim olabilir. Hafta sonu itibariyle de hiçbir şey olmasa arkadaşlarla görüşme, onlarla bir araya gelme, işte bir düğün, dernek gibi ortamlara katılma enerjisi hakim hafta sonu itibariyle de sevgili balık burçlarım. Evet sevgili arkadaşlar, haftalık burç yorumlarımız böyleydi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum. Dostça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.